Hoş geldin Mahmut Çınar. Tekrar teşekkür ederim. Biz böyle şeyden Hoş bulduk. sanki masada gibi karşı karşıya konuşmaya başladık. Evet, ne güzel. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin sunduğu kent ve kültür söyleşilerinin 5. yılındayız ve 5. yılında da bunu online olarak sürdürüyoruz. Eylül ayından beri. Ben bu yıl her yıl şehir dışından konuklar çağırıyordum. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan neresiyse işte konuk. Oradan davet ediyordum. Ve Eskişehir'e gidip orada söyleşiler yapıyorduk. Ama salgın nedeniyle şöyle düşündüm. Dedim ki yani Eskişehirli olup ya da Eskişehir'de yetişen, orada okuyan, işte oradan bir zaman bulunmuş. Yani yazar, sanatçı, akademisyen arkadaşları da online olarak konuşturayım ki hiç olmazsa bu kez de biz yani hem Eskişehir'e hem de başka yerlere o arkadaşlarla gitmiş olalım diye düşündük. O yüzden hep Eskişehir'i ağırladım. Sonra Tuna Kiremitçi'yi de ağırlayacağım. Yani böyle şeyden tabii Güzel yapacağız. ha? Güzel olur. Bu yıl Eskişehir yılı. Evet, senin aklına gelen olsa bana söyleyin Eskişehir'den kimler var diye. Belli başlı Tamam. isimleri zaten onları evet çağırdım, ağırladım. Biz Mahmut evvelki yıl Eskişehir'de efendim? konuk olmuştuk. Hı? Evvelki yıl Eskişehir'de konuk. 2 yıl oldu herhalde. Bülent Ortaçgil ile konuk olmuştuk Tabii sanırım. O bu evet söyledi. olmuştun sen bu programa. O zaman Bülent Ortaçgil ile Evet. gelmiştiniz. Ne yapmıştın? Niye gelmiştiniz o zaman? Sen anlat istersen niye geldiğinizi Eskişehir'e. Dur bak, ben şimdi bir arkadaşımın evindeyim Bodrum'da ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Bunun için gelmiştik. Harika, Bu evet. arkadaşımda bu kitap varmış. Az Ne önce güzel. gözüme çarptı. Evet. Evet. Evet, Bülent Bülent abi de çok Ortaçgil'de, evet Mahmud'un yaptığı nehir söyleşi ya da uzun söyleşinin kitabı o. Onun dolayımında ben de bir sağ olsunlar ön söz, yani bir yazı istemişlerdi. Ben de uzun yazdım. Onlar da zorunlu olarak ön sözde kullandılar. İyi, öyle oldu. Aslında benim de hoşuma gitti çünkü Bülent Ortaçgil özellikle bizim yaş kuşağının tabii daha sonrakilerinde ama en çok sevdiği Ozan'dır yani müzisyen. O yüzden de yani bir gençlik hayalim gerçekleşmiş oldu. Yani daha önce tabii çok izledim kendisini, dinledim ama hem yüz yüze gelmiş olduk hem de onun Mahmut'la yaptığı kitaba ön söz yazmış oldum. Vallahi çok severek de yazdım onu. Sağ olasın. Evet, o kitabın serüveninden biraz başlayalım istersen. Epey uzun sürdü bildiğim kadarıyla. Evet, yakından biliyorsun çünkü birazcık da aslında sayende çalışmaya oturdum ben bu kitaba. Yani senin itmenle, hatta arada bir böyle enseme bir tane vurmanla Bak ben bak. o kitabı o kitaba 2015 yılında karar verdim. Yani bir anda böyle o fikir geldi. Çünkü ben çok erken yaşlardan beri bir Ortaçgil hayranıyım. Çok severim müziğini. Tabii. Kendisiyle tanışma fırsatım hiç olmamıştı. Yani selamlaşma, işte konserde görme, Bozburun'da karşılaşma. Çünkü Bozburun çok sevdiğim bir tatil mekandır. Ve aslında Ortaçgil'in Bozburun şarkısıyla ilk kez gitmiştim ben. Hiç bilmediğim bir yerde Bozburun benim. Sonra telefon numarasını da aslında şeyden biliyordum. Seninle yaptığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'ne davet etmek istemiştik bir sene. Fakat işte koşullar şu bu gerçekleştiremediğimiz bir programdı. O yüzden telefonu da vardı. Bugün aradım, dedim ki benim adım Mahmut Çınar. Böyle böyle ben sizin bir dinleyicinizim. Akademisyendim o zaman. Akademisyenim dedim. Hani biraz böyle ciddiyet katsın diye belki de şeye, sohbete. Sizle görüşmek istiyorum dedim. Tamam, ne görüşeceksin dedi. Ben Bozburun'a geleyim dedim. Allah Allah, görüşmek için mi dedi. Evet dedim, görüşmek için Bozburun'a geleyim. Zaten bir vesile olsun işte, 2-3 günde bir tatil yapayım. Seviyorum orayı. Gittim, bu projeyi anlattım. Biraz soğuk yaklaştı önce. Sonra bir şekilde ikna ettim. Yani bunun benim için çok önemli olduğunu anlattım.
bu kitabın. Kendisine bir dinleyici olarak bir hediye vermek istediğimi söyledi. Hoşuna gitti. Sonra Ocak ayında o Bozburun'dan İstanbul'a döndü ve biz 2016'nın Ocak ayından itibaren işte Haziran ayına kadar söyleşiler yaptık. Çok yoğun bir biçimde. Biliyorsun o süreci zaten sen de. Haftada bir, bazen haftada iki, 4 saati, 5 saati bulan söyleşiler yaptık. Çok keyifliydi yani, müthişti o. Hep de Bülent abinin evinde buluştuk. Sonra işte o söyleşilerin deşifreleri birazcık yattı kenarda aslında. Başka yoğunluklardan dolayı, iş yoğunluğum, hayatımda olup bitenler. İşte üniversiteden ayrıldım, bildiğin gibi bir kafe açtım. Yani bambaşka bir yoğunluğun içine girdim. Sonra işte senin de aslında teşvikinle, bazı diğer dostlarımın da teşvikiyle oturdum ve o söyleşilerin birazcık elden geçirdim. İnkılap Yayınları da kendileri sağ olsunlar, böyle bir projeyle ilgili Bülent abiyle konuşmuşlar. Benden habersiz ve bağımsız olarak. Biz bir şekilde onlarla buluştuk. Ve çok heyecanla. Arkadaşımız Ahmet Bozkurt, o zaman genel yayın yönetmeniydi. Evet, evet. Sevgili Ahmet ve sevgili Çağla çok heyecanla bu projenin üzerine ne derler, atıldılar hakikaten ve teşvik ettiler. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de genel yayın yönetmeni Ahmet. Evet. Yani orada çalışıyor. Çok isabetli oldu çünkü zaten çok iyi bir şair, çok iyi bir yazar, denemeci ve yayıncıydı. Şimdi de çok iyi bir seçim oldu, evet. Belki de en iyi seçimlerden birisi yani İBB için. Evet. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra tabii. Evet. Sonra işte sen bir ön söz yazdın. Sevgili Cihan Barbur yazdı. Banu Güven yazdı. Yekta Kopan yazdı. Sezen Aksu yazdı. Orhan Kahyaoğlu biliyorsun. Orhan abi bir Bülent Ortaçgil kitabı yapmıştır yıllar tabii, önce. Tabii evet. 2000'lerin başında. Orhan abiden tekrar bir yazı istedim. Çünkü çok faydalandım onun kitabından. Hemen olur demiş. Ayrı Düşücüz Yan Yana diye. Yine Bülent abinin bir şarkısından, Dalyan Deltası'ndan bir sözdür o kitabın başlığı. Böyle bir iş çıktı ortaya. Çok da güzel tepkiler aldım. Bülent abi çok sevdi. En önemlisi o. Çok beğendi. Evet, çok güzel. Hoşuna gitti. O bir yani taltifte bulunmuş gibi hissetti. Böyle bir iş. Ben de bir borç ödemiş oldum bir dinleyici olarak. Eline sağlık. Evet, çok önemli borç ödemek. Yani ben de temel olarak yani edebiyat çalışmalarında, şiir ve diğer yazılarda temel anlayışım odur. Diyorlar ki niye bu kadar çok yazıyorsun? Ya borcum çok. Çok borcum var. Hakikaten yani ödemekle bitiremem. Hani ölünceye kadar yazsam, yani 99 yaşına kadar yazsam, 100 kitap daha yazsam bitiremem. Çünkü yani bu işler öyle, edebiyat, şiir, sinema, müzik, böyle insan kendisini büyüten, yetiştiren, onun hiç bilmediği, onlar bizi büyütürken, yetişirken insanlara borcumuz olduğunu biliyoruz. Ve pek çok insanın da aslında borç ödemek için yazdığını, müzik yaptığını, sinema yaptığını filan düşünüyorum. Peki böyle ikinci bir isim olsaydı borç ödemek istediğin Türkiye'den, ya kim olurdu Bülent'ten sonra? Yani kim? Çok zor bir soru bu. Fikret Kızılok merhum olabilirdi. Tabii. Neşet Ertaş merhum olabilirdi. Yaşayanlardan tabii. Kim olurdu diyorum. Tabii ki onlar. Valla işte o yaşayanlarda aslında şöyle, yaşayanlar söz konusu olduğunda ben o konuda biraz şanslıyım biliyorsun. Evet. Yani Hüsnü Arkan'a mesela kendimi o sevgiyi göstermiş gibi hissedebiliyorum yani. Değil mi? Aklıma Hüsnü geldi zaten, biliyor musun? Sana evet. Bu soruyu sorarken kafamda zaten doğrudan Hüsnü'den evet. Yola çıktım. Evet. Yani Nadir abi olurdu. Nadir Göktürk olurdu. Tabii Nadir olurdu. Danslıyım. Evet. Birlikte çalışıyoruz. Grubunun vokalistiyim. Yani böyle bir lütufta bulunuldu bana. O yüzden yaşayanlar özelinde kendimi çok şanslı hissediyorum. Haklısın. Ben şu açıdan sordum. Hani böyle bir kitap daha yapsan, hani ikinci bir kitap daha yapsan kim yapardın diye kafamda düşündüm biraz önce. Dedim herhalde Hüsnü'yle olurdu. Çünkü Hüsnü de hem zaten romancı, yani çok iyi romanlar yazıyor, şair, şiirler yazıyor.
Yani siyasi bir geçmişi var zaten, yurt dışına oradan gidiyor işte Amsterdam'a falan, eskilerden. Sonra Türkiye'deki tabii, yani özgün müziğin yayılmasındaki en önemli isimlerden. O yüzden herhalde yani ben olsam Füsun yapardım ikinci kitap diye düşündüm. Evet. Ya evet, yani bir kitap ama işte biz birlikte şarkı söyledik, albümünde benim bir şarkımı söyledi. Ezgi'nin günlüğünde ondan sonra bir işte solist olarak adım anılıyor. Yani o yüzden diyorum biraz böyle kendimi iyi hissediyorum ama ben bu projeyi şeye söyledim yani. Hüsnü abi Ortaçgil kitabını ilk okuyanlardan biri. Hmm. Ve sağ olsun çok da güzel yorumlarda bulundu. Yapalım seninle de böyle bir kitap dedim. Dur birazcık ben bir yaşlanayım falan dedi. Ama işte dediğim gibi yani Nadir abi, Hüsnü abi. Mesela benim çocukluğum boyunca en çok etkilendiğim isimlerden biri Arif Sağ'dır. Biliyorsun ben hani bağlama çalarak aslında şeye başladım. Yani müzik ne derler, icra etmeye. Mesela Arif Sağ'la ilgili bir proje keşke olabilseydi. Yani olabilse. Allah uzun ömür versin. Belki olur bilmiyorum ama. Bir tane, onlar da bir kitap. Nehir Söyleşi yapıldı biliyorsun. Kim yaptı hatırlamıyorum ama. Evet, bankasından çıkan bir nehir söyleşi var. Arif Sağ benim uzaktan akrabam biliyorsun. Bilmiyordum bunu, hayır. Hayır, babaannem üzerinden akrabam. Vay. Ben tabii babaannem yani tek çocuğu vardı babam. Dedem de erken ölmüş tabii, bütün çoğu erkekler gibi. Bir kimsesi de yoktu başka, bir tek biz vardık yani torunları ve işte babam. Ve 60 yaşında buldu yakınlarını biliyor musun? Tam 60 yaşındaydı. Hayatta bizden başka, hani torunlarından ve bundan başka akrabalarını 60 yaşında buldu. Vay çok be. Yani, evet. Hiç kimsesi yoktu. Ve sonra Eskişehir'den İstanbul'a geldik biz babaannemle. Benim de İstanbul'a ilk gelişimdir. 12 yaşında filandım. İstanbul'un Çağlayan semti, şimdiki Çağlayan semtini biliyorsun. Hı-hı. Orada işte akrabaları Aşkaleli, Erzurum'un Aşkale ilçesindendir Arif Sağ. Sos ve Hacı Hamza köyleri vardır oralı. Biz onları bulduk. Arif Sağ o zaman 1968 senesi tam. Arif Sağ o zaman tabii böyle şeyin arkasında, Orhan Gencebay'ın arkasında bağlama çalıyor. Orhan Gencebay'ın da en Orhan olduğu yıllar yani, hani şimdiki gibi değil, onu söyleyeyim, hani gerçekten protest bir Orhan var ama evet, evet. Şimdiki gibi değil. Neyse, fakat ben yine de tabii küçük bir solcu olarak arabesk müziğe karşıyım. Yani o zaman tabii hani kültürümüzü kirletiyor filan diye, o yıllarda karşıyız yani şeyden. Bana Arif Sağ, akşam gittik tabii, onlarda kaldık bir hafta filan. Bana plak getirdi. Bunlar gazinolarda falan çalıyorlar. Sabah bana bir plak hediye etti. Orhan Gencebay'ın plağı. Hem de ünlü plaklardan biri. Unuttum şimdi, 45'lik. Gel işte burada ben çalıyorum falan dedi. Ben dedim biz böyle arabesk dinlemeyiz. Bunlar yoz müzik dedim. Tabii. Bunlar yoz müzik dedim. Tutmadın mı o plağı elinde? Ha? Ne dedin? O plağı elinde tutmadın mı? Kabul etmedin mi? Yani daha sonra saklamadım mı? Saklamadım ama sahneyi çok net hatırlıyorum. O da güldü. Tabii yıllar sonra anlattım ona bu bir festivallerde bir yerde onu anlattım. Ya böyle böyle olmuştu diye. Arif Sağ o yıllarda fırtına gibi bağlama çalardı ama Orhan Gencebay'ın arkasında. Çok uzun yıllar tabii biliyorsun. Kendisi de biliyorsun arabesk albümler doldururdu. Tabii canım. Tabii. Evet. Böyle bir hikayemiz vardır. Evet. Sen Eskişehir'de okudun tabii. Evet. İletişim Fakültesi'nde okudun. Evet. Orayı bitirdikten sonra master'ı da orada mı yaptın? Eskişehir'de mi yaptın? Evet, yoksa? Master'ı da doktora da orada devam ettim. Orada devam ettin. Sonra Bahçeşehir'e geldin üniversiteye. Biz seninle orada tanıştık. Evet, ben abi Bahçeşehir'de. Evet. Şöyle, ben önce Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde felsefeyi okumaya başladım. Felsefe okumak istiyordum. Ama öyle çok çalışkan bir öğrenci değildim. Yani çok güveniyordum. Nasıl olsa bir yeri kazanırım, giderim falan diye. Haytalıkla geçti aslında. Bakma şey. O yüzden felsefe okuyayım dedim. Madem haytayım. Evet evet. Yani haytalığa da yakıştırıyordum. Ya felsefe okur, ya sosyoloji okur, ya antropoloji okur falan öyle.
Sonra gittim orada Gazi Üniversitesi'nde işte 3-3,5 yıl felsefeye devam ettim. Bitirmedim orayı. Son sene, son dönemde bıraktım. Karışık bir yerdi. Mutlu olmadım. Kötü bir bölümdü o zaman. Açık söyleyeyim. Politik olarak çok sıkıştığımız, çok daraldığımız, nefes alamadığımız bir yerdi. Bilmem ya. Sonra, ben eski Ankara'dım. Otürüyüm. O bölgeye gitmezdik bile. Gidemezdik. Tabii. O bölgeye gidemezdik yani. Tabii. Sonra ama bir ayağım hep Eskişehir'deydi. Çünkü arkadaşlarım oradaydı. Sonra kafam bozuldu. Ben Eskişehir'de okumak istiyorum dedim. Çok seviyordum Eskişehir'i. Yani Ankara'da okurken de son 1-1,5 sene haftanın 2-3 gününü Eskişehir'de geçirirdim ben. Sonra girdim sınava. İşte güzel sanatlara gireyim dedim. Ondan sonra olmadı. Şey yaptım. Hatırlamıyorum süreci. Böyle bir ne diyorlar ona? Ek kontenjan mı? Bir şey var. Dedim herhalde gideceğim Gazi'de bitireceğim üniversiteyi. Yani hiç istemiyorum ama artık öğretmen olurum. Bir şey yaparım. Hani istediğim bir meslek değil ama öğretmenlik. Sonra basın yayına, işte İletişim Bilimleri Fakültesi Eskişehir'in hala çok önemli bir fakültedir. Ama o zamanlar işte Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesi olarak bilirdik biz zaten. Evet. Girdim sınava, basın yayın bölümünü kazandım. Gittim basın yayın okudum. Başarılı bir öğrenci oldum bu kez. Yani fakülteyi birincilikle bitirdim. Her yerde söylüyorum bunu gururla. Çünkü zor şey bir, prestijli bir şey o iletişim. Ben ikincilikle bitirdim. İkinci evet. Olarak bitirdim ben. Birinci yani, girdim yani, sosyolojiye. Olarak şu Zoom'daki şeyleri değiştirelim. Beni başa alalım lütfen. Çerçeveleri birinci olarak. Peki. Ya çok sevdiğim bir şey. Evet. Ne yapalım? Şimdi biraz duralım. 20 dakika olmuş. Milleti tamam. Kaybetmeden bir senden şarkı dinleyelim. Sonra devam ederiz. Tamam. Evet. Tamam. Mahmut Çınar sizler için söylüyor. Şimdi ben ne çalsam ne söylesem diye düşündüm de senin sevdiğin bir şarkın var. Bak ben sana buradan yardım edeyim. Bana imzalamıştın. Satır satır, eski bahar şarkısı, güz geçer, kalbim, geldin, sevda keder, büyük aşklar, kör düğüm, bul beni, içinde gökyüzü. Hepsi senin evet. Yani buyur. Hangisini istersen. senin sevdiğin bir şarkımı söyleyeyim. Güz geçer söyleyeyim önce. Ya hepsiniz dinledim seviyorum ama sen Güz Geçer'i söyle. Bu arada programımız 55 dakika sürecek. Baştan söylemeyi unuttuk. Çünkü Mahmut şu anda Bodrum'da olduğu için ve internetin ancak çektiği bir yer buldu. Ve 8.55'te bitireceğiz. O da 5 dakika hava kararmadan evine gidecek. Yani kapanma olmadan. Evet. Geçer, üzülme güz geçer, sevdaysa izi kalır yüzünde, aldırma. Yalancı bir güneş hayat boyu, mavi bir kuş ötüşü camında, aldanma. Bir rüya duyar, bir ses görürsün, içinde evin olmuş bir his bulursun. Ne onun deli sözü, ne senin umudun. Dünya bundan ucuz, hayat senden büyük. Küçük kalbinin dermanı yoktur, arama. Orada burada küçük kalbinin aynası yoktur. Bel bağlama ona buna büyük romanların devamı yoktur. Kaybolma sayfalarda küçük kalbinin dermanı yoktur. Gitti giden dönüş yok gitti giden, yıldızsız bir gök kalır geride. Kaybolma,
O gözler seni gören, o ışık sende kalan hediye. Unutma, her köşe başı bir yüz beklersin. Bulduğum kutulara çiçek ekersin. Bir ömür ona giden o yol bulunmaz. Dünya bundan ucuz, hayat senden büyük. Küçük kalbinin dermanı yoktur, arama orada burada. Küçük kalbinin aynası yoktur, bel bağlama ona buna. Büyük romanların devamı yoktur, kaybolma sayfalarda. Küçük kalbinin dermanı yoktur. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Mahmut Çınar bizim kent ozanımız. Yani eyvallah. Evet, ne güzel tabii. Yani şarkılarını kendisi yazıyor, sözlerini ve müziklerini. Yani şiir demek daha doğru onlara. O yüzden kent ozanı çok doğru. Peki devam edeceğiz. Sonra Bahçeşehir'e geldin ve orada İletişim Fakültesi'nde çalıştın. Sonra yurt dışına da gittin, evet. Değil mi? Ama Bahçeşehir dolayısıyla. Oralarda da çalıştın. Evet, evet. Yani yurt dışına çok fazla vesileyle yani çalışmak için gittim. İşte Avrupa Konseyi'nin çok büyük bir projesinin Türkiye'deki şeyiydim, ne derler, temsilcisiydim. Ayrımcılığa karşı bir kampanyaydı. O yüzden aslında Avrupa Konseyi'nin altında çeşitli biçimlerde işte uzman olarak, eğitimci olarak çalıştım. Sonra bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nin Berlin Kampüsü'nde ders vermeye gittim. Bir süre Berlin'de yaşadım, ders verdim. Eskişehir'de ben 7 yıl yaşadım. 2000'de geldim, 2007'de ayrıldım. Bu arada Eskişehir'de de biz o zaman TVA olarak açılan Anadolu Üniversitesi Televizyonu'nun ilk elemanlarıyız. Yani sevgili Haluk Birsen hocamızın da inisiyatifiyle, artık benim Haluk abim o, hala Eskişehir'de görev yapmaya devam ediyor. Biz böyle 4-5 kişi, onun ilk muhabirleri ve editörü, sonra orada işte haber editörlüğü yaptım çok uzun süre. Televizyon programları yaptım. Daha sonra o kanal TRT Okul olarak TRT ile birleşti biliyorsun. Evet. TRT Okul olarak devam etti. Hatta ben üniversite yıllarım, yani Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2007'de akademisyen olarak başladım. Tesadüf eseri bu kez Haluk Gürgen'le biz İki sezon o TRT Okul'a medya okumaları diye bir de program yaptık. Yani benim Eskişehir'le ve onunla bağlantılı kurumlarla ilişkim hep devam etti. Ama doktorayı bitirmedim. Yani doktoranın son aşamasında artık tezimi yani toparlayıp teslim edeceğim bir noktada bir şekilde akademiyle ilişkim koptu. Bu ilişki ruhsal olarak da koptu, duygusal olarak da koptu. Biraz da ama bu şeyden sonra oldu değil mi Mahmut? KHK sürecinde de tabii sizin yani destek verince, evet. O zaman soruşturma geçirdiniz tabii. Ben KHK öncesi görevden alınanlardanım. Evet. Yani daha KHK'lar çıkmadan 2016'da uzaklaştırıldım üniversiteden. Sonra biliyorsun işte 15 Temmuz süreci ve KHK'lar başladı. Akademik hayatımda öylece sonlanmış oldu ama pardon, daha sonra bir süre daha dışarıdan işte Barış için akademisyenlerdensin. Evet. Yani ben tabii Barış için akademisyenlerden olarak soruşturdum. Uzaklaştırdım. Sonra da KHK'lar çıktı tabii onun üzerine. İkisini kafamda evet karıştırdım. Mahmut. Mahmut duyabiliyor musun? Ses. Senin ses de gitti, görüntü de gitti Mahmut. Evet. O konu işte yani soruyorum.
Şimdi? Şimdi evet, şimdi geldi. Evet, dinliyoruz. Şimdi duyabiliyor musun? Şimdi duyabiliyorum, evet. Tamam, Evet. Nerede gitti? Yani çok önemli bir şey konuşmuyordum zaten. Boş ver, çok zamanımız var. Bir de yani o süreç sonunda senin o zaman mı çıktı? Yani bu Busu Durmaz kitabı dışında da editörünü yaptığın kitaplar var değil mi? Medya dili ayrımcılık üstüne sanıyorum evet. İki kitap derledin. Biyanet ile işbirliği için. Yok, biri Hrant Dink Vakfı ile zaten uzun süre birlikte çalıştık. Hrant Dink Vakfı. Medya Nefret Söylemi'nin izlenmesi projesi. Onun danışmanıyım ben, danışmanıydım. Evet. O kapsamda bir proje yapmıştık. Sonra bir de Medya ve Nefret Söylemi diye bir kitap yaptım. Çok değerli yazarlarla birlikte. Ben hem yazarlarından biriyim hem de işte editörlüğünü yaptım kitabın. Platform 24 ile ayrıca ayrımcı dile karşı habercilik kılavuzunu yaptık, hazırladık. Hı hı. O da çok sevdiğim bir iştir benim. Yani gurur duyduğum işlerden biridir. Bunun dışında işte bu konularda yazıyordum, çiziyordum. Dolayısıyla benim akademik hayatım bittikten sonra da bir süre işte eğitimler vermeye, konferanslara gitmeye devam ettim. Bu konuda danışmanlıklar yapmaya devam ettim. Ama yavaş yavaş onlardan da biraz elimi eteğimi çektim artık. Bu şarkılar dışında yani şarkı sözleri, şiirler yazmak dışında peki yazı etkinliğin var mı? Yani öyle bize duyurmadan gizliden gizliye böyle romanlar falan yazıyor musun? Evet. Böyle patlayacak ben mı var? Yazmayı çok seviyorum. Çocukken okumayı çok severdim. Yani hala çok seviyorum. Zaman artık eskisi kadar zaman bulamasam. Yani okumaya zaman bulmak tabii saçma bir şey ama okuma faaliyeti bir biçimde birincil faaliyetlerimden biri olamayabiliyor bazen. Hı-hı. Ama çocukken çok okurdum gerçekten. Yani sonraki yıllarda da çok okuyan biriyim yani. Ve bir şeyleri anlatmaya çalışırken hep yazıyı seçtim. Çok yazardım. Biliyorsun dergilere yazıyorum. İşte evet. Online mecralara yazıyorum çeşitli konularda. Bir de bir roman projem var, evet. Bak gördün mü? Yani ben bunu bilmeden sordum. Ben başka bunu söylemedin mi? Yok. Tabii. Yani muhtemelen yazıyordur bu adam diye düşündüm. Yani sürprizli, evet. Pek sürprizli biri değilim maalesef. Hayır ama bana söylememiştin. Ben öyle sordum yani herhalde yazıyorsundur diye düşündüm. Peki müzik çalışmalarına başladın. Sonra bu önce single'lar çıkardın değil evet. mi? Önce evet. single olarak çıktın. Sonra Bul Beni'de topladın onları. Bu şey süreci nasıl oldu? Ezgi'nin Günlüğü süreci ülkemizin en bilinen topluluklarından. Yani hem eskilerden hem de yenilerde gençlerin dinlediği bir topluluk. Yani hani üç tane topluluk adı say desek yani herhalde üçünden biri odur. Yani ne derler? Yeni türkü derler. Yani işte Ezgi'nin Günlüğü derler. Moğollar atıyorum derler. Ha? Ne derler? Moğollar derler, MF derler. Derler, evet, Mazhar Fuat derler, Kurt olan derler ama Ezgi'nin Günlüğü tabii şu anda da sürmekte olduğu için yani daha yeni dinleyicileri de var. Evet, onlarla buluştunuz sonra. Evet, nasıl yani bir buluştunuz? Benim bu müzik şeyim senin de bildiğin yani seninle hem dostluğumuzun hem de birlikte yaptığımız işlerin yoğun olduğu zamanlarda başlayan bir şarkı yazma şeyi, ihtiyacı hasıl oldu diyeyim ve şarkılar yazmaya başladım. Amatör bir biçimde de işte kaydedip koyuyordum YouTube'a ama bunlar yani yazdığım ilk şarkılardı hayatta. Öyle mi? Evet. Ondan sonra işte birkaç böyle amatör kayıttan sonra büyük bir şeyden plak firmasının yapım şirketinden bana böyle bir teklif geldi. Pek de inanabildiğim bir teklif değildi. Evet, burada anlatıyorsun şeyde, bukletinde anlatıyorsun. Evet. Nereden gelmiş? Pasaj Müzik'ten. Evet, evet. Evet, sosyal medya üzerinden ulaşmış sana. Evet, sen anlat. Ben birkaç şarkım vardı hali hazırda ve işte benimle görüşmek istediklerini söylediler. Bu hikayeyi çok anlatıyorum. Burada daha önce dinlemiş olduğunu bildiğim insanlar da var. Kusura bakma. Olsun ama güzel anlatıyorsun, bir daha anlat. Eyvallah.
Ve işte sevgili Gözde Öney'le bir şarkı söylemiştik. Aslında birazcık Gözde Öney vesilesiyle oldu o iş. Yani onlar Gözde Öney'in müziğiyle ilgilenirken bir biçimde beni de keşfetmiş oldular. Ve beni çağırdılar. Ben o zaman kafe işletiyordum. Üniversiteden ayrılmıştım. Evet, Kuzguncuk'ta güzel bir kafem vardı. Evet, sağ olasın. Gittim yani pek böyle inanamadım da yani gerçek mi bu acaba ne oluyor falan diye. Tam böyle bir şey çünkü Yeşilçam'daki şey hikayeleri gibi hani Keşfedilme. Evet. Gittim yani tanıştık şarkılar yapıyor musunuz dediler. Dedim bilmiyorum yani yapıp yapamadı. Yani bu 2-3 şarkı benim yapmak zorunda olduğum şarkılardı. Bir şey anlatmak istiyordum. Derdimi ortaya dökmek istiyordum. O yüzden yaptım. Ya şarkı yapma niyetiyle yapmadım bunları dedim. Olsun biz size güveniyoruz. Sizin şarkı yazarı olabileceğinizi düşünüyoruz. Yani iyi bir şarkı yazarı olacağınızı düşünüyoruz dediler. Sağ olsunlar hakikaten. Bence de doğru söylemişler. Sağ olsunlar. Evet. Yani o konuda haklarını hep teslim etmek istiyorum. Ve biz böyle bir projeye başladık. İşte Gözde Öney'le iki şarkı söyledik. Düet yaptık. Sağ Hangi olsunlar. Hangi şarkılarda biz onlar? Bahar şarkısını söyledik. Tamam o zaman şimdi bir de bize söyle. Ve Satır Satır şarkısını söyledik. İkisinden birini rica ediyoruz, evet. Öyle mi? Tamam, o zaman size tabii. Satır Satır çalayım mı? Çünkü sazlı sözlü dedik ama biraz sazlı olsun, çok sözlü oldu. Tamam, o zaman ben size Satır Satır çalayım. Bir evet, saniye. Satır Satır beni görebiliyorsunuz bize. Değil mi şu anda Haydar abi? Evet, duyuyoruz. Görüyorsun da. Görüyoruz da, duyuyoruz da, merak etme. Satır satır çözülecek inan senden bana uzuyorken zaman durma o yerde bana gel gizlice göreceksin usul usul dokun elime ıslak saçım tarayıver önce o eski şarkıyı anımsarız belki sezeceksin önümüzde maceralar ardımızda facialar istersek çözümü var lakin bir gece sussun sorular kalptir kalptir ısınınca büyür mavi yeşil renklere bürünür korktuk kaçtık aradık tam oldu bulduk mu olmaz mı bir sabah birlikte uyansak çapak çapak yüzümüze baksak sormasan o anda cevapsız soruyu bu sonsuz mu aklımızda hatıralar kutumuzda yalnızlıklar büyümemişiz gibi saatlerce sürse bu oyunlar satır satır çözülecek inan senden bana uzuyorken zaman durma o evde bana gel gizlice göreceksin. Valla çok teşekkürler. Az kaldı Mahmut ben düet yapmak zorunda kalacak diye korkuyordum. tabii şarkıdan düet. Kim yapacak düet? Merhabalar. Size merhaba. Böyle bir sürpriz yaptık. Merhaba, çok teşekkürler. Sağ ol. Evet, sağ ol. Peki, devam ediyoruz daha biz burada. Teşekkürler. Biz Gözde ile size bir şarkı daha söyleyeceğiz. Daha sonra. Var canım, daha 15 dakikamız var tabii. Tamam. Bekleriz yani. Evet. Peki, Mahmut da tabii üniversiteden ayrıldıktan sonra Mahmut,
şey yaptık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Edebiyat Festivali'ni yaptık. Fakat tabii Türkiye'nin hep şanssız dönemleri olduğu için ne derler? Yani ikincisi miydi 15 Temmuz darbesine denk geldi, darbe girişimine? Evet. Tabii. Tam o yıl ikincisini yapacaktık sanıyorum. 15 Temmuz girişimi olunca, darbe girişimi, o yıl bir şey yapılamadı tabii. Sonra 4'e kadar yaptık ama 1, 2, 3, 4 uluslararası etkinlik yaptık. Geçen Çok yıl. Da güzel etkinliklerdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Efendim? Geçen Aileler yıl. Aileler Müdürlüğü ile yaptık. En son geçen sene yaptık. Yok, önceki yıl yaptık. Öyle mi? 2019 yaptık en son. Şimdi bu salgından sonra artık takvim de karıştı. 2019'u yaptık en son. 2015, 2017, 2018 ve 2019 yaptık. Doğru, 2019'u yaptık. Bu sene de yapamadık. Evet, bu sene bitiyor. Orada hem uluslararası konuklarımız oldu, hem onur konuklarımız oldu, hem de hep kavramsal, yani şey, kavramlar üzerinden giderek çalışmalar yaptık. Bu yılda tabii yani yenisini yapacaktık tam Haziran ayında ve Akdeniz ve aşk kavramıyla yapacaktık tabii. Hem de yani İzmir'e yakışan bir kavram, hem de yani İzmir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de işte Akdeniz Birliği, 8 Akdeniz şehri üzerinden giden çalışmaları dolayısıyla ona da bir destek, yani onu bütünleştiren bir çalışma yapacaktık. Şey hazırdı, davetler başladı ama ne yazık ki bu salgın nedeniyle yapamadık. Şimdi tabii bu işler online de yapılıyor ama görüyorum bazı etkinlikler, festivaller. Fakat bu edebiyat, şiir festivalleri falan pek online olacak şeyler değil. Yani işler değil bana kalırsa. Evet, yani insanlar geliyor, konuşuyor, bir şey soruyor. Öyle bir şey istiyor. Yani insanın yüz yüze karşılaşmasını isteyen şeyler. Umarım o yüzden gelecek gibi bütün festivaller durdu bu sene. Yani Eskişehir'de, başka yerlerde yapılamadı filan. Umarım seneye bunlar hepsi açılır ve yapılır. Senin peki bunları yaptın, bunları çalıp söylüyorsun bir taraftan. Pek çok yerde etkinliklerin vardı, konserleriniz vardı. Bir ara ben artık seni izleyemez hale gelmiştim. Hemen salgın öncesi Ezgi'nin günlüğüyle. Çünkü çok dolaşıyordunuz değil mi? Yani ben tabii eskiden o kadar izlemezdim ama sen olunca bizim Mahmut nerelerde diye bakıyordum. Mahmut bir gün Antalya'da, bir gün işte Bodrum'da, bir gün Ankara'da, bir gün Bursa'da. Çok yoğun bir tempo değil mi bu? Evet, yani çok, çok yoğun. Yani o tabii o yoğunluk hoşumuza giden bir yoğunluk. Benim sahneye alışmam, Ezgi'nin günlüğü, dinleyicisinin bana alışması için Türkiye'nin her yerinde çok seri bir biçimde çalmaya başladık. Biz, öyle oldu, evet. Yani ben ilk konserimi hep anlatıyorum bunu da. Benim Ezgi'nin günlüğüyle ilk konserimde ben 5000 kişiye söyledim. İzmir'de. Neredeydi? İzmir'deydi, evet. İzmir'de şeyde, Bornova'da Aşık Veysel rekreasyon alanında bir amfiteyatroda, oranın büyük amfiteyatrosunda. Tabii nasıl bir heyecan duymuş olduğumu tahmin edersin. Yani daha önce böyle 50 kişiye, 100 kişiye, 150 kişiye şarkı söylemiştim. ama sahneye çıkar çıkmaz o heyecan bitti çok ilginç bir şekilde. Yani 50 kişiye söylerken bazen daha fazla heyecanlanıyordum hakikaten daha önce. Onlar daha seçici belki, 50 kişi var ya, herkes tek tek sana bakıyor. Yani hem ondan hem de gruba çok güveniyordum. Bir prova yapmıştık. Bir de şeyden korkuyordum ben. Kim bu adam, ne oluyor falan hani. Çünkü Ezgi'nin günlüğünü biliyorlar insanlar, bilerek gelmişler. Yani bütün şarkılara eşlik ediyorlar. Düşün. Bir de artık Ezgi'nin günlüğü Hüsnü Arkan diye onlar bütünleşmişti. Değil mi? Hep kafada öyle. Eskiden öyleydi tabii. Tabii ama eskiden çok öyle. İlginç. Efsane, evet. Çok ilginç bir şekilde çok hızlı kabul ettiler. Ben o ilk şarkıya girip insanların yüzündeki o, gözündeki o ifadeyi, o kabul edildi, tamamdır, nedir bu, güzel söylüyorsun, ne yapıyorsan hissini gözlerden hakikaten o enerjiyi aldığım andan itibaren artık o grubun bir parçasıydım. Yani çok, ve asıl hoşuma giden yorumlar dinleyiciden de izleyiciden de böyle bir şey gelmesi, böyle bir tepki gelmesi. Yani biz sanki
20 yıldır bu grupla çalıp söyleyen birini izlemiş gibi izledik dediler. Hep de öyle deniyor. Çok şükür yani. O yüzden çok mutluyum. Yıllar sonra tekrar bağlamayı soktuk Ezgi'nin günlüğü sahnesine. Biliyorsun Ezgi'nin günlüğünün ilk dönemleri, hatta Hüsnü abinin de Ezgi'nin günlüğüyle ilk dönemleri bağlamalı dönemlerdir. Yani Emine Güz bağlama çalardı. Hüsnü abi ilk dönemleri. Ben çok iyi bilirim. Tabii. Yani gençken Arnavutköy'de onları hep mekana giderdik. Orada gece dörtlere kadar dinlerdik onları tabii. Arnavutköy'de bir yerleri vardı. Evet. Unuttum şimdi. Sen hatırlamazsın evet. O zamanları. Tabii. İşte bağlamayı sokmuş olduk. O güzel oldu. Çok onunla ilgili çok güzel tepkiler alıyoruz. Ezgi'nin günlüğünün 91 öncesi döneminin repertuarını da yeniden bağlamayla sahneye koymuş olmamız o kadim Ezgi'nin günlüğü dinleyicisinden çok güzel tepkiler aldı. O yüzden çok yoğun çalıyorduk hakikaten. Yoğun ve dolu programlara çalıyorduk. Dolu salonlara çalıyorduk. Hep işte 13 Mart'ta bir Batman konseri yaptık. Ya da evet ya 12 Mart'tı ya 13 Mart'tı. Bir böyle ufak bir Güneydoğu turnesine çıkmıştık. Yani Diyarbakır evet. Vesaire. Ve bir anda her şey iptal edildi. İşte 13 Mart'ta döndük şeye. Batman konseri. Tabii 13 Mart. 13 Mart o tarih. Tabii okullar kapandı. Çok iyi hatırlıyorum. 13 Mart. Evet. Evet 12 Mart'ta çaldık. İşte 13 Mart itibariyle kapandık yani. Evet. Belki bu bilmiyorum var mı yok mu ama tabii bizim Orhan Kahyaoğlu hani yapıyordu. Grup Yorum'un kitabını yapmıştı tabii. Şey olarak müzik kitapları. Yani bu yeni Türkiye için, Moğollar için, Ezgi'nin günlüğü için de hani böyle bir belgesel kitaplar falan var mı acaba? Belki belgesel var ama olsa düşünsene. Kaç yıldır evet yani damga vuran, müziğe damga vuran bunlar topluluklar. Tabii tabii. Moğollarla ilgili böyle bir proje olduğunu biliyorum. Cahit abi üzerinden böyle bir proje evet. Oldu. Ama proje nereye gitti, ne oldu henüz onu bilmiyorum. Yani bir çalışma vardı. İsim vermeyeyim. Yani bildiğimiz bir takım isimlerin yapıyor olduğunu düşündüğüm, sonra ne olduğunu bilmediğim çalışma var. Ama mesela bir Ezgi'nin günlüğü kitabı, yani şimdi artık ben grubun bir üyesiyim. Yani benim yapmam doğru olur mu bilmiyorum ama keşke bir Ezgi'nin günlüğü kitabı olsa yani hepimizin kitaplığında. Bütün bu süreci tabii, yeni türkünün, Ezgi'nin günlüğünün. Evet. Evet, yani evet. Onlar. Olması gereken kitaplar. Peki şimdi yavaş yavaş sokağa çıkma şeyi yaklaşıyor senin zamanın. Bize bir şarkı daha söyleyeceksiniz herhalde. Evet Gözde'yi ben yine davet edeyim. Gözde. Bu aynı zamanda çünkü bir yılbaşı eğlencesi gibi düşündüm. Öyle mi? Yani çok eğlenceli şarkılar söylemiyoruz ama bizim eğlence anlayışımız da biraz bu. Bizimki maalesef böyle. Bizimki bir arada olunca eğleniyoruz sanıyoruz. Bizim evet. De çok sevdiği bir Gündoğarken şarkısını söyleyeceğiz. Teşekkürler ikinize de Gözde'ye de. Sağ olun. Söyleyeceğiz. Çok güzel. Sağ ol. Sağ ol Gözde. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz Arda. Sağ ol. Sağ ol. Verse 2 sen söyle. Ben gireyim. Şeyi birlikte yapalım. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaramın dumanısı. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şey düşünürken, aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi,
yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Çok teşekkürler Gözde. Mahmut çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel şarkı tabii. Çok da güzel düet oldu. Teşekkürler. Peki 5 dakikamız kaldı Mahmut. 5 dakika sonra seni azat edeceğiz. Tamam. Evet az kaldı. Yani bugünleri görecekmişiz. Ya, ben konuşurken gitarı falan toplayacağım bu arada. Kusura bakma. Gitarı topluyorsun. Peki bu yaptığın proje ne zaman bitiyordu? Bu şu anda çalışıyor olduğum proje. Gazete Duvar'la. Bu Mart ayının sonunda bitecek. Sonra bu işte hem Gazete Duvar, biliyorsun Gazete Duvar'ın bir de İngilizce versiyonu var. Duvar İngiliz. Hem de bir projeyi birlikte yaptığımız Fredrik Neumann Vakfı bunu uluslararası bir projeye çevirmek istiyorlar. Ne güzel. Evet, yani bölge ülkeleri işte o vakfın bir bölge temsilciliği var. Balkanlar ve Kafkasya, Türkiye'yi de içeren. Bu ülkelerde bu projeyi daha geniş bir biçimde yapmaya başlayacağız diye umuyorum Mart ayından sonra. Ya Mart'a kadar sen bu projeyle dolusun. Ben Mart'a kadar bu projeyle doluyum. Bunun yanında işte Fredrik Neumann Gazete Duvar'a kültür sanat haberleri konusunda da dışarıdan ufak ufak destek vermeye başladım. Zaten romanı yazıyorsun gizli gizli. Bir yandan işte çalışabildiğim kadarıyla roman yazıyorum. İşte çocuk büyütüyorum, bakıyorum biliyorsun. Hayatımın en büyük. Kaç yaşındasın şimdi Ali Yağmur? Ali Yağmur 3,5'a gelecek dedesi. Evet, güzel. Dedesiyiz tabii. Doğru söylüyorsun. Peki, bu albümden sonra hiç single çıkardın mı? Yeni şarkılar yani şeyde yaptık mı? Hayır. Şimdi tabii Ezgi'nin günlüğü... Ya bu albüm geçen yıl Nisan ayında çıktı. Tabii. Ve senin albümün, Mahmut Çınar albümü, evet. Evet. Ve biz bir lansman konseri çalabildik. Çok güzel bir konser yaptık hakikaten. Ondan sonra ben Haziran ayı itibariyle artık Ezgi'nin günlüğündeydim. Dolayısıyla daha grup bazlı bir şeye başladım. Grup bazlı düşünmeye başladım. Ama şimdi bu son dönemde o biraz sürpriz olsun. Tekrar bir solo proje, yani grup çalışmaları devam ederken tekrar ufaktan bir solo projeye giriştik, öyle söyleyeyim. Evet, çünkü gerekiyordu galiba, değil mi? Çünkü bu senin ilk albümün, hani doğrudan hani gruba girdin, erken belki de oldu. Hani erken derken, yani daha senin yapacağın kendi şarkıların da var. Evet, evet. Ya ben aslında şöyle, ben gruba da şarkı, grup için, grubu düşünerek de şarkı üretiyorum. Tabii. Yani en büyük hayallerimden biri Ezgi'nin günlüğü albümlerinde şarkılarımın olması tabii. Ama yani çok şükür şarkı yazabiliyorum. Birazcık da belki şey oldum, deneyim kazandım. O yüzden hem solo projelere hem grupla projelere zannediyorum bir şarkı yazarı olarak da katkıda bulunabileceğim. Umarım. Evet, çok teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte yaptığımız işler de umarım salgından sonra başlar. Umarım abi, umarım. Tekrar beraber çalışırız. Evet. Gözde'ye de çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Sana da çok teşekkür ederim. Eskiden sokağa çıkma yasağı vardı sıkıntım dönemlerinde, çok iyi hatırlıyorum. O zaman millet böyle Ajax'ın maçları olurdu 70'lerde filan. Televizyon da yoktu, birbirinin evine gider. Maç bitmeden geri gelirlerdi. Çünkü sokağa çıkma yasağı vardı darbe döneminde 70'lerde filan. Şimdi 9 oluyor saat. Evet, Kent Kültür Söyleşileri Tepebaşı Belediyesi'nin sunduğu bugün çok sevdiğimiz müzisyen arkadaşımız
Mahmut Çınar'la gerçekleştirdik ve Gözde Öney de bize katıldı, sağ olsun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek ay tekrar Kent Kültür Söyleşi'nde buluşmak dileğiyle. Ağzına sağlık Mahmut Çınar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkes dinleyen herkese çok teşekkürler. Tüm katılanlara, bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun. Güle güle.